Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 8 tane güzel sorum var. Daha inkılap tarihini eklemedim değerli arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inkılap tarihini de ekleyeceğim ve genel denemelere başlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirsiniz sevinirim. Etkileşim şart, etkileşim şart. Ne diyor hocam? Yine güzel kesmişim değil mi? Buna göre Atilla'nın vermiş olduğu yanıtların içerisinde aşağıdaki medeniyetlerden hangisi olamaz? Şimdi Atilla'dan öğretmeni Anadolu'ya yemin olan 4 tane medeniyet söylemesini istemiştir. Anadolu'ya hangi medeniyetler sahip oldu? Öncelikle Hititler zaten Anadolu'da kurulmuştu. Başkentleri hattı şaştı. Roma egemen oldu mu? Egemen oldu ama Anadolu'dan etkilendiler ve Anadolu'yu bayındır hale getirdiler. Persler egemen oldular mı? Egemen oldular ama onlar Anadolu'nun kültüründen etkilendiler. İskender zaten dünyanın dörtte üçünü fethetmişti. Sümerler Mezopotamya bölgesinde kurulan bir... Uygarlıktır değerli arkadaşlarım ve Anadolu'ya egemen olduğu söylenemiyor. Cevabımız E şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Ne diyor hocam? Metahan'ın onun sistemi oluşturmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Türk tarihinin ilk üzerinde ordusunu kuran Metahan, günümüz ordularında kullanılan onluk sistemi oluşturmuştur. Aşkına baktığımızda askerliği ayrıcalıklı... Sohu, bunu bırak, bunu bırak. Ordu Orduda hiyerarşi sağlamak hiyerarşi ne demek hocam? Hiyerarşi az üst düzeydir değerli arkadaşlarım. Makam mevkidir. Günümüzde zaten biliyorsunuz ki en üst rütbe mareşalliktir. Devletin devamlılığını sürdürmek önemli etkenler arasındadır. Komutan ve askerler arasında disiplin sağlamak düzensiz birliklerden çok ama çok daha iyidir. Vatanın bütünlüğü korunacak mı bu şekilde? Korunacak. Aşkına baktığımızda askerliği ayrıca sınıf yapmak İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde görülmeyen bir durumdur değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki ordu millet anlayışı hakimdir. Sadece disiplin yoluna gitmiş Mete. Abbasi devletinde Türk komutanlarının bazılarının bağımsız devlet kurmalarında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Şimdi Türk komutanlar nasıl olur da devlet kurar? Bir, merkezi otoritenin bozulması. En önemli bir etkenler arasındadır. Arap milliyetçiliği bu dönemde devam etmiyor. Abbasiler Emevilerin aksine ümmetçi bir politika takip etmiştir. Buna ulaşamıyoruz. Beytül Hükme adında medreselerin kurulması bilim ve sanat içindir. Buna da ulaşamıyoruz. Cevabımız 2 ile 3'tür. Geldik. Gel sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti'nde feodal bir yapının ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Merkezi otorite zayıflayınca feodalite ortaya çıkacak değil mi? Küçük küçük birlikler kurulacak. Fethedilen bölgelerin komutanlara ait olması. Feth toprak fethedenin malıdır. Sultan Alparslan tarafından çıkarılan bir şeydi değil mi? Feodalite ortaya çıkar. Baştaki kişinin sultan... Oh, oh, bunu bırak bunu bırak. Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle biliyorsunuz ki birden birçok yerde atabeylikler kurulmuş. Mesela, mesela en önemli atabeylik biliyorsunuz ki zengilerdi. Katvan Savaşı'nın kaybedilmesiyle Katvan Savaşı neydi hocam? Hatırlatma yapar mısınız diye sizleri duyuyor gibiyim. Sevgili arkadaşlarım Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Karahitaylı arasında gerçekleşen bir savaştır. Ve bu savaşı Büyük Selçuklu Devleti kaybetmiş ve devlet yıkılma sürecine girmiştir. Yıkılma sürecine girdikten sonra farklı farklı devletler kurulacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Baştaki kişinin sultan unvanını kullanması devletin güçlü olduğunu gösteriyor. Mesela Doğu'nun ve Batı'nın sultanı Tuğrul Bey. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında kısa sürede düzenli orduya geçiş yapmasında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Neden düzenli ordu? Bizden onu istiyor. 1- Düzenli bir ordun olursa fetihler hızlanır. 2- Birlik içerisinde disiplini artırırsın. Metanda olduğu gibi. 3- Otoriten güçlenir mi? Güçlenir. Senden bağımsız hareket edemezler çünkü. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Geldik. Mükemmel bir soruya. Ben bu soruyu çok ama çok beğendim. Mükemmel bir soru değerli arkadaşlarım. Gerçekten. Bakın şimdi. Buna göre Mustafa'nın dedesinin aşağıdaki sınıflardan hangisine mensup olduğu söylenebilir. Dedesinin Osmanlı Devleti'nde bir görevli olduğunu bile Mustafa. Babasına dedesinin bugünkü görev karşılığını sormuştur. Babası da Mustafa'nın sorusunu hakim diyerek cevaplamıştır. İyi soru değil mi? Eskiden ne diyorlardı hakim ya da yargıca? Kadı diyorlardı. Kadı. Kadı hangi sınıfa mensuptur ona bakacaksın. La ya. Berki ne lan? vergiyle yükümlü halk anlamı taşıyor değerli arkadaşlarım. yönetilen sınıf lonca günümüz esnaf ve sanatkarlar odası ilmiye doğru cevap niye doğru hocam birazdan geleceğim kalemiye yazı ve maliye yazı ve mali işlere bakar değerli arkadaşlarım bizden kadıyı istemiş hukuku istemiş sevfiye idari ve askeri işlere bakar cevabımız ilmiye çünkü ilmiyede din eğitim ve hukuk işleri görülür cevabımız c şıkkıdır beklediğim soru tipi yıldızı attım doğru yapanlar yorumda verirsin bakalım bir diğer sorumuz. Ne diyor hocam? Bu antlaşmaların yerine aşağıdakilerden hangisi imzalatılmıştır? Türk tarihinde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen antlaşmalardan biri Ayas Stefanos Antlaşması, diğeri ise Barış Antlaşması olmuştur. Ayas Stefanos'un yerine yani Yeşilköy'ün yerine ne getirildi? Sevr'in yerine ne getirildi? Sevgili arkadaşlarım cevabımız burada Berlin ve Lozan Barış Antlaşması olacaktır. Bakalım şıklar arasında var mı? Paris Berlin hayır değerli arkadaşlarım. Paris 1856 yılında imzalanan bir antlaşmadır ve bu antlaşmayla Osmanlı Avrupa Devleti sayılmıştı. Berlin'i birazdan alacağız. Lozan, Paris, Hayır. Berlin Lozan doğru cevabımız. Karlofça Osmanlı'nın büyük çapta toprak kaybettiği antlaşmadır. Yaş Osmanlı'nın Kırım'ı kesin olarak Ruslara bıraktığı antlaşmadır. Berlin Karlofça olamaz. Cevabımız 1878 ve 1923 yılında gerçekleşen antlaşmalar olacaktır. Anlaştık mı? Devam edelim. Diğer sorumuz. <laughs> Buna göre Abdullah'ın aşağıdaki verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Osmanlı Devleti'nde maliyenin bozulmasında etkili olan gelişmeleri soran Yunus Öğretmen öğrencisi Abdullah'ın vermiş olduğu cevaplardan birisinin yanlış olduğunu söylemiştir. Maliye neden bozulur? Ekonomide sıkıntılar neden ortaya çıkar değerli arkadaşlarım? Hem yorum hem bilgi. Ticaret yollarının yön değiştirmesi. Coğrafi Keşifler'le beraber Osmanlı Devleti ipek ve baharat yollarından istediğini alamadı. Sık sık padişah değişikliği. Hocam bu ne alaka? Asıl ne alaka? Şimdi padişah değişikliği sık sık yaşanırsa senin culusu dağıtman gerekir. Culus nedir hocam? Culus bahşiştir. Bahşiş yeri çeller her zaman bunu isteyecektir. Culusu yasallaştıran Fatih Sultan Mehmet'ti biliyorsunuz ki. Savaşlar uzun sürerse sürekli hazineden para çıkar. Beşik Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. Kapıkolu askerlerinin sayısı artarsa senin bunlara maaş vermen gerekir. Maaş. Biz bu maaşlara ne diyoruz? Uluf ediyoruz. Anlaştık mı? Şimdi hocam Beşikule Malı'nın ne demek? Sevgili arkadaşlarım Beşikule Malı 17. yüzyılda ortaya çıkan bir sistemdir. Bu sisteme göre alimin oğlu alimdir. Yani meslek babadan oğula geçer ve bu durum da eğitim sisteminin çökmesine olanak sağlamıştır. Bizde neyi istemiş? Maliyeyi istemiş. Eğitimi istemediği için cevabımız değişiklidir. Sizleri yorumlarda göremiyorum değerli arkadaşlarım. Bununla beraber bazı arkadaşlar hala tarihe başlamamış mı? Yani umarım sene sonunda inşallah tarihe baştan başlasaydım demezsiniz. Çünkü ÖSYM çok tarihten zorluyor. Şu anda umarım moraliniz bozulmamıştır ama ben gerçekleri söylüyorum. Tarihi sona bırakmayın. Bol bol soru çözmeniz lazım. Bol bol deneme çözmeniz lazım değerli arkadaşlarım. Hatta dikkat ederseniz TET grubu için sadece deneme paylaşıyorum. Çünkü biliyorum ki çalışmıyorlar. Ama 21 ünite var. 5 soruyu kimle yapacak diyorlar ama bilmiyorlar ki bir soruyla çoğu rakibi eleyeceklerini. En kısa zamanda başlamanız lazım değerli arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın, hayşe kalın.